Microsoft Flight Simulator 2020'den hepinize merhaba arkadaşlar. İzmir Adnan Menderes 34L pistindeyim şu anda. 34L pistinden kalkıp İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na doğru 06 pistinden ILS'te inişimizi gerçekleştireceğiz. İzmir'de hava açık, İstanbul'da da aynı şekilde açık bir hava bizleri bekliyor. Alçak irtifa uçuşuyla beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Airbus A320 Air Pass logosuyla kaplamasıyla beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Logitech Extreme 3D Pro oyun koluyla, uç koluyla beraber de uçacağız. Bakalım başımıza neler gelecek, neler olmayacak hep beraber göreceğiz. Uçağımızı hazırlayıp pist başına kadar getirdim. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman pist başından başlatmam. Kendim hazırlarım. O şekilde getiririm uçağımızı. Bu arada A32 NX eklentisi de şu anda uçağımızda mevcut. O zaman şuradaki kalkış şeyi ayarlayalım. Şuradaki ışıklarımıza bakalım. Şeyler kapalı. Flaplerimiz 1 derecelik açıda. Şöyle bir tekrar kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Artık kalkmak için hiçbir problem olmadığını görüyorum. Ve uçağımıza tam gaz verip buradan kalkmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Çünkü karşıdan bir tane de uçak yaklaşıyor. O inmeden bizim buradan kalkmamız lazım diye düşünüyorum. Ya da o yan piste inebilir. Onu da söyleyelim. Yine 140 knot'ı geçtikten sonra levyeyi kendimize doğru çekeceğiz ve uçağımızı kaldıracağız. Evet, diğer piste iniyormuş. O benden bağımsız büyük ihtimal. 120-140 knotlara geldiği zaman levyeyi kendime doğru çekeceğim ve uçağımızı pistten kesmeye çalışacağız. 140 knot'ı geçtiği anda, evet şu anda geçti. Take off verdim uçağımıza ve 10 derecelik açıyla kalktık. İniş takımlarımızı şu şekilde kapatalım. Oo, şey tamam ama birazcık rüzgar var gibi sanki. Işıklarımızı kapatalım. Taksi ışıklarımızı falan kapatalım. Artık yükselmeye devam ediyoruz. İstanbul Center'a bağlandı otomatik. Hızlandırılmış videoyla mı geçeceğim buraları? Büyük ihtimal hızlandırılmış videoyla geçeceğim. Daha sonrasında inişe yakın yine birleşeceğiz. Beraber inişimizi gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Yani şöyle bir yükselmeye devam ediyoruz. Uçağımız gayet iyi bir rotasyonda yükselişini gerçekleştiriyor. 3000 fite geldiğinde flapleri kapatıp otopilota vereceğim uçağımızı. Daha sonrasında kendi kendine gitmeye çalışsın. 3000 fit otopilota veriyorum. Ve 12000 fit yüksekliği de şu şekilde uçağımıza tanımlayabilirsem bir tanımladım. Artık otopilot da yükselişini gerçekleştirecek. Uçağımızın hızını da hemen şöyle CLB'ye çekelim. CLB'ye çektikten sonra şu tam olarak kendini alsın diye ona tıklıyoruz. Ve daha sonrasında artık İstanbul'a doğru uçuşumuz gerçekleşiyor arkadaşlar. İzmir'i de şöyle dışarıdan bir seyredelim, izleyelim. Vay be! İzmir'e bak sen. Uzun bir süre yine yurt dışındaydın. Baya Amerika'da falan, Kore'ye falan gittin. Sonra şey Rusya üzerinden falan geldim buraya. Ukrayna üzerinden. Türkiye'deyim artık. Ya bir yere de çıkmam gibi daha. Yani gidersem bir Dubai'ye falan giderim. Oralar çok güzel çünkü. Oraları falan gezerim. Tekrar geri gelirim. Fazla uzaklaşmayı istemiyorum. Birazcık buralarda dolaşmaya tekrar özen göstereceğim ama işte dediğim gibi Türkiye'ye bir şey gireyim. Türkiye'ye keşke bir şey gelse, yapı olayı gelse de bir düzelse. Şu şeyleri bir kapatayım. Temelleri bir çözebilirler artık rahatlıkla. Çünkü 9000 fite kadar çıktık. Türkiye'de birazcık gezmek istiyorum. O zaman arkadaşlar hızlandırılmış videoyla beraber İstanbul'a kadar yolculuğumuzu gerçekleştirelim. 10.000 fit. Ben şunu ayarlarsak ne olur? Yine tamam, şu an kabul etti. Yükselişini gerçekleştirecek. O zaman İstanbul'da görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.
Evet, İstanbul Havalimanı'na doğru, İstanbul diyorum, Sabiha Gökçen Havaalanı'na doğru yaklaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda 5000 fit alçalacağız. Daha sonrasında 3000 fit alçalıp daha sonrasında rotamızı tamamlamaya çalışacağız. Bakalım şu anda 5000 fit civarını aldıktan sonra daha sonra ILS'imizi aktif edip piste inişimizi gerçekleştireceğiz. Umarım sorun olmazsa. Yaklaşık 50 dakikalık bir uçuş olacaktı. Şu anda 40 dakikalık bir uçuşu geride bıraktık. Yani tam zamanlamasında aslında gelmiş bulunmaktayız Sabiha Gökçen Havaalanı'na. Şimdi şu şeyi kapatalım. Speed brake'imizi kapatalım. Bir işimiz kalmadı. Uçağımız 5000 fite kendini indirdi. Şimdi ILS'imizi açsak verisini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Approach modumuzu da açalım burada. Artık otomatik yaklaştırma konumuna geçirsin uçak kendisini. Artı 3000 fiti alçalmam gerekiyor. 3000 fiti verecek mi kendi, vermeyecek mi onu da emin değilim. Kuleyi bekliyorum. Yani kuleyi eğer vermezse 3000 fite mecburen kendim alçaltacağım yani indireceğim. Bir konuşamadım ya. Pis şurada bir yerde kalıyor. Yani baya baya geldik açıkçası. O yüzden işim şansı da bırakmak istemiyorum. Tek seferde indirmek istiyorum bu uçağı buraya. Bakalım neler olacak. İnşallah sorunsuz bir şekilde ineriz diye düşünüyorum. Evet, şu an otomatik bir şekilde approach mod uçağı aşağıya doğru çekmeye başladı. Evet. Şu anda baya baya şöyle flap bana yapalım. Flapimizi bir derece açalım. Speed brake'imizi de açalım çünkü uçağımızın hızı birazcık hızlı kaldı. O yüzden şu anda birazcık 30 valyo ile beraber, 30 valyo deniyordu değil mi ona? Kendini uçak aşağıya doğru alçaldırmaya çalışıyor şu an. Speed brake'lerimiz açık. Flap'imiz bir derecelik açıkta. Flap'in teki çalışıyor, teki çalışmadı. Bak onu fark ettim de. Kapatıp tekrar açsam ne oluyor? Olmadı. Tek flap iniyorum şu an. İkisini açsam kapatalım. Şunu düzeltmek istediğim için yaptım onu. O bug'da kalıyor. Flap'in birisi açılıyor, birisi açılmıyor. Şurada arkadaşlar. Şu açılmıyor, şu açılıyor sadece. Öyle bir durum var. O yüzden onu ayarlamak için mecburen böyle bir durum yapmak zorunda kaldım. Uçağımızın hızını 180'lere çekelim. İniş hızına geçelim artık. İniş takımlarımızı açalım. Bunları da verelim. Bunu açmaya gerek yok. Runway ışığımızı açmaya şu anlık gerek yok. Uçağımız yavaşlamaya devam etsin. Evet, Türk Hava Yolları'nın bir tane uçağı var. İnecek mi kalkacak mı onu bilmiyorum ama mecburen ben yaklaşmaya devam ediyorum şu anda. 180 knot uçağımızın otopilottan ve oto hızdan çıkarıyorum ve yaklaşmaya devam ediyor. İniş takımlarımız açık. Speed brake'imizi şöyle kapatalım bunu. Uçağımız yaklaşmaya devam ediyor. Flap 2 verdim. Yolcularımız bir kemlerini bağlasın onu unutmadan yapalım. Azıcık daha yukarıda yapmam gerekiyordu onu ama olsun, sıkıntı yok. Birazcık daha yavaşlasın. Şu an kontrolü almak için elimi koydum kontrolüre. Yaklaşmaya devam ediyoruz. Evet. LTVJ diyor. LTVJ Zimora değil mi ya? Böyle bir şeyi ayarlayalım, yükseltsin tekrardan. Yaklaşmaya devam ediyoruz. Flap 3. Yani flap 3 kademe açık şu anda. Şu anda halen otopilot yaklaştırmaya devam ediyor. Flaplerimi açtım. Şu anda daha yaklaştırmaya devam ediyorum kendim. İnşallah sorunsuz bir şekilde inişimizi gerçekleştireceğiz. Birazcık sert bir iniş olabilir açıkçası ama birazcık geç kondurdum lastiklerini ama otomatik park brake'i açmayı aktif etmeyi unutmuşum. Neyse ki uçağımızın frenleri çok iyi, durduk hemen. Sorun değil. Şimdi şu ilk pistten terk edelim diyecektim. İleridekinden terk etmemi istedi. Yumuşak bir iniş oldu ama birazcık geç teker koydum. Olsun, o da yani yapacak bir şey yok. Tabii gerçek bir pilot olmadığım için bu şekilde
Yani sen en azından şunu düşün, indiriyorum yani uçağı. Allah, çok hızlı döndü. Yani en azından piste teker koydurabiliyorum uçağı. Ne mutlu bana yani, ben bunu yapabiliyorsam çok hoşuma gidiyor yani. Evet arkadaşlar, uçuşumuz bu kadardı. Adnan Menderes'ten çıktık. İstanbul Sabiha Gökçen'e kadar geldik sağ salim. Güzel de bir iniş yaptık açıkçası. Videomuz yani bu kadardı kısaca. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.